Merhaba sevgili satran severler. Bugün pratik dersimize hoş geldiniz. Akşama bir turnuvam var. Onu da çekeceğim turnuvayı da. Hadi pirk oynayalım bu sefer. F4, Avusturya atak. Evet. E5. Burada alabiliyoruz E5'i. Burada sıkıntı olmuyor. Çünkü D'yle alırsa vezirleri değişiyoruz. Fil C4. İnternette çok ciddi sıkıntılar var bugün. Sürekli bağlantım gidiyor geliyor. Ders yaparken de öyleydi maalesef. İlginç bir şey oynuyorum. At G5 gelecek şimdi. Bu duble piyon oluşacak ama şahı burada tutmayı planlıyorum. Şah D7'de. Ben normalde bir dakika harcamadım fakat bir dakikam gitti. Evet, bloke edilmiş vaziyette şu an merkez. Alacağını düşünmüyorum ama derken aldım. Şimdi rok atabiliriz artık. F7 istiyordu. H6'yı tutacağım şah H7 ile. Vezir D'ye çıkalım. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağlayalım. Şah 7. Benim çabuk gidiyor zamanım ya. Benim işliyor zamanım hamle yapsam da. Yani evet merkez bloke ama fil B1 gelecek. Şu an bağlantım gitti yine. Rakip oynamış tabii ki ama at F8'den koruyacağım bu sefer. Şimdi vezir D6. Vezir göz atma yasak. Şayfi de oynayalım.
Filef altı şakeri oynadığım an biraz rahatlayacağım. Ezir F3 oynayacak muhtemelen. Kötü oldu. Ay. Niye düşündün bu kadar ya? Bu nasıl bir internetti böyle ya? E6. Evet, B3'te oynayalım ya. Bu sefer de B3 deneyelim. File 2. E5. Rok atalım. C4, D4 süreceğiz. Hiç önemli değil. Alsın. Bunu alacaksa. Kale E1. Şimdi fil F1 çekeceğim için alacak muhtemelen. D4. Şimdi siyah fili biraz sıkıntı onun açısından. Alacağını tahmin etmiyorum at D4. Tabii ki at D2, at E4 gelmek istiyorum ben de. Şimdi bununla alırım. Bu çaprazda ciddi bir baskı oluşturacağım. Mesela at F5, fil çiftini hemen alma fikriyle güzel olurdu. C6 atı olmasa. At C6 alalım. At D2. Canavar gibi bir filimiz var. De. Canavar gibi bir filimiz vardı. Şimdi artık D5 karesi hedef. Evet, D5'e yerleşelim. Zayıflık var. Hemen oturalım. Bir de Ezir F3 oynayalım. Şimdi kale D1 de gelmek istiyorum. At F6 çok cezbediyor beni. Halen cezbediyor at F6. Bir Ezir G3 oynayalım diyeceğim ama D5 alıyor ya. Kale D2 mi? Kale D3 mü? Fil B4 oynayabiliyor mu?
defaltı olur mu artık ya? Onu kolluyoruz sabahtan beri. Vezir boşta kalsa atf6 oynayacağız. Direkt atf6 fedası düşünmüştüm. Vezir f6 file 5 tarzı ama olmuyordu. Evet, bir tane daha oynayalım. Sonra uzun bir parti yapayım sizin için. 10 dakikalık. Vezir E2 oynayalım. Işık yetersiz biraz. D2. Evet, F6 sürecek muhtemelen atı C7'ye koyduğuna göre. Ha, D4'e yerleşmek istiyormuş. C3. Şimdi D4'e yerleştirmiyorum artık. At D4 istiyordu. Ben de at 1 H2, at G4, H5, H6 siyah kaleleri zayıflatmaya çalışacağım. Şimdi B5 B4 fikriyle oynayabilir. Şimdi fil G5 oynamam lazım. Fil F4, vezir D2 ve siyah renkli fili yok etmek istiyorum. Fil F4 oynasaydık burada vezir D2 gelebiliyorduk. Güzel olurdu. Şimdi 2 ile tutalım. Şimdilik. A4 oynayıp o atı bir kovacağım. Kale B2 inmesini istemiyorum. Vezir D2, fil G5. C4 oynarsak at B4 ile D3'e basacak. Ama C4 oynamalıyız yine de. D3'ü tuttuk. At D4 alsam ben de. At D4, vezir D4'e, C4'ü alsam. Kaleyi istediğim için D4 ile ilgilenmek zorunda. Aman Allah'ım, bunu görmedim. Çok güzel bir hamle. Gerçekten güzel kaybettik. Bağlantım gitti yine ya. Kaledeydi ineceğim ama.
Of, nasıl bağlantı? Beyaz oyundan ayrıldı mı? Ayrılmadım ki, bağlantım çok kötü. Evet. Sizler neler istemiştiniz E4 oyununda? Aleyhine oynayayım bugün size. Atıyor E5. Viyana oldu. İlginç bir varyant var burada arkadaşlar. Şimdi fil C4 veya fil B5 oynarsa fil D6 oynuyoruz. Rok atıyorum. Kale E8. Fil F8 çekiyorum sonra. Şimdi D4 sürmesi de biraz sorun oluyor. Şimdi fil F8'den sonra D6 artık İspanyol vari bir konum oldu. Ama fil C4'te. Hani piyon yapısı olarak söylüyorum. A6 B5 sürme fikrim var. Ama şimdi fil E6'da direkt merkezden oynamaya karar verdim. Çünkü at H2 F4 oynamak istiyor. Ya da at G4 ile şah kanadını oynamak istiyor. Rakip kanattan oynarken biz merkezden oynamalıyız. Artık D5 fikriyle oynuyorum direkt. Alınca kaleyi de alabiliriz. 6. yataydan oyuna girebilir kalemiz. Şimdi D5. Bir alalım E4'ü. Şimdi E6'yı almasa A2'yi alacağım ben. Peki bunu da alayım. Rakip şu an ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Bir piyon verdi. Bunu da alalım. Kabul ediyoruz piyon fedasını. At G4 oynarsa C2 de alacağız tabii ki. Peki C2 de alsak burada. Vezir D8'e, kale E8, fil F6 almasın diye. Kalite bile verilebilir. C2'deki piyon çok kuvvetli. Evet, şimdi artık koruma zamanı. Basitçe. Bu ne? Şimdi E4'ü aldığım zaman E7'yi almak zorunda kalıyor. Bir de F2'yi alıyorum, şah çekiyorum. Bir piyon daha kazanıyorum. Şart mı? Mesela bu piyonu almak zorunda mıyım? Değilim. Çatal da atabiliyorum. Nasıl? Vezirle alıyorum E7'yi. Vezir E4 aldığında vezir E6 ver kaleyi. Vezir B1 tek hamle. Yoksa F5 oynayacağım bir de. O konumda çok iyi. Hadi öyle yapalım bakalım. Vezir B1'i bulabilecek mi? Ver kaleyi.
Vezir B1 tek hamle F5'ten kaçmak için. Taşları kötü kalıyor. F5 sürmek zorunda değilim orada. Kötü değil F5. Ama mesela oyunda olmayan taşımı oyuna sokma fikri var. Çünkü kale halen oyun dışı. Vezir B1 geldiğinde. Kaleyi D2'ye inmek istiyorum. İkinci yataya. Baskımı arttırıyorum. At E3 ilginç. Madem veriyor alalım. Peki tekrar gelelim. Vezir G4 ve Vezir G6. Evet, net kale önündeyiz. Çok anlamı var ki yani net kale önündeyim. At D4 oynayabilirim. F4 alabilirim. Taş değişiyorum sonuçta. Taş değişelim hadi. Yani taş öndeyken taş değişme temel prensip. Şimdi F5 sürebilirim. F5'i almak istiyor mesela. C5 sürebilirim. F4 alabilirim. Sonuçta F4 aldığımda ben de onun atını istiyorum. C5'te koruyalım merkezdeki atımızı. Vezir G6 gelelim. At E2 oynayacağım. Neden oynadığını bilmiyoruz tabii ki. Kale geri. Herhangi bir karşı şansı da yok. Yani hani kale geri olur da şaha saldırır, mat fikirleri vardır, konum çok karışıktır, iyi hesap yapmak gerekir. Ama biz de bekliyoruz. F5 oynayalım. Vezir G4 ya da vezir F4 oynayabilir. Ama değişiyor sonuçta. Atlar ve vezirleri değişiyoruz her şekilde.
Bir daha oynayalım. E4. Ne oynasak bu sefer E4'e? Dragon oynayalım. İzin verirse. Fidje'de çok oynanıyor. Yani özellikle sizce bilmeyenlerde. Hızlı bir şekilde merkezi ele geçirebiliyoruz. Şimdi fileye de. D4'e C4 sürsem mi sürmesem mi emin değilim. Fil F5'e çıkalım. Şimdi C4 sürmek istiyorum ama D4 sürerse. Evet. Çünkü atı E6'ya koyma fikri güzel ama o da E5'e koyuyor atını. E5'e oturuyor. O yüzden benim yapmam gereken burada B4, B5, A5 ilerlemek. Buradan ilerleyeceğiz. Şimdi kaleye E8 gelir, kaleye 1 gelirse kaleye E8 ne olur ne olmaz oynayalım. Vezir B6'ya koyacağız, B4 süreceğiz. D5 piyonuna dikkat etmek zorundayım burada. D5'in boşta kalmasın. Şimdi at F1, at E3'te D5'e baskı yapacak. Fil F6 almak istiyor. Ama at E4 oturabiliyorum. At E4 oturduğumda da alınca at da alabilirim belki D5'i korumak için ama at E3 gelip yine D5'e almak istiyor. Hiç veziri kıpırdatmayabilirim yerimden. B4. Şimdi A4. D3 karesine oturacağım için B3 veya A3 şu an teğet edim. Yani zayıf halkayı en sonda bırakırsam rakip kampa girdiğim zaman vezir çıkma fikirlerim oluyor. Feda durumları çıkabilir. Şimdi burada A3 mü B3 mü? Şimdi A3 sürdüğümde BA3 aldığında kale A3 alabilirim. Fil F6 bir tehdit şu an. Buna dikkat etmeliyim. Fil F6 tehditine. Çünkü E8 boşta kalıyor. Vezir D7 oynayabilirim mesela. Fil F6 tehditini yok etmek için. G5 oynayabilirim. Fil F6 tehditini yok etmek için. Fil G5 gelmek zorunda kalır. Çünkü burada bir tehlike yok gibi gözüküyor. Ama G5'ten sonra at E3 at F5 biraz sıkıntı yaratabilir benim için. Vezir D7 oynayıp her şeyi değişebiliriz. Ama bu sefer de A4 piyonu düşüyor. Bir tane B3 oynayalım. B2'ye sabit zayıflık yapalım. Şimdi A2 karesi benim elimde. Kale A2 inip B2'ye baskı yapabiliyorum ama E8'im boşta. Vezir D7 oynarsam, at E5 oynarsa alabilirim at E5'i. Vezir D7 ile E8'i bir tutalım. Fil F6 alırsa fil F6, kale E8, kale E8, kale E8, vezir E8. Her şeyi değiştik. At E5'e bunu düşünmüştüm. Şimdi kaleli olsa G5 ilginç. Bu sefer feda çok etkili olmuyor. Burada G5 düşünmüştüm. Sonra fil D6. Ya da at E4. G5'ten sonra. Feda E4'ü alabilir mi? Alabilir. Alırsa ben de alacağım. Şimdi aslında at G3 alıp fil D6 gelmek istiyorum da. Şimdi B2 her zaman sabit zayıflık oldu. Buna kale D5 alabiliyor mu? Kale D5 alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü fil D6, kale D5, kale çarpı E1.
Vezir çarpı e1'i, fil çarpı g3 veziri istiyorum. Ara hamlem var. O yüzden fil d6 oynayabilirim. At h5 oynar mı? Bu nasıl bir hamle? F5 kalesine yerleşmek istiyor. Onu yerleştirmesek oraya. Yerleştirmesek ne yapacağız? Fil G3'ten sonra. Bu şekilde oynayalım. Şimdi şah g7. Aslında vezir d6. Şah f2'ye, kale e1, şah e1'e, vezir h2. Şah k'yi de oynasam. Şimdi buraya piyon getirmeye çalışıyorum ki e5, d4, c3 feda ederek vezir çıkma fikrim var. Yani 4'e 3 gibi olacak burası. Parçalama fikrim var. Evet, istediğimiz oldu. Şimdi buna şah g6, h5'te şahı kovacağız. Şah f5 girmesini de istemiyorum da. Şimdi e5'e ne yapacak? e5 almak zorunda. d4. Onu da almak zorunda. C3 tutamıyor vezir çıkmamı. Almazsa ben alıyorum. C3 sürüyorum. Almak zorunda bir kere. Yine alacağım. Vezir çıkmak istiyorum. Almak zorunda. Yani H5 tarzı hamlede şah F7 geleceğim. Şah F5 gelirse yetişemiyor. Şah F5 geldiğinde yetişemiyor C3'ü aldığımda.
C3'ü almak zorunda. Şey, D4'ü almak zorunda. C3 süreyim. Evet, yani sabitlemenin mantığı bu. Oyun sonunda ciddi bir avantaj oluyor. B2'ye sabitlemiştik gördüğünüz, fark ettiğiniz gibi. Çok ciddi bir avantajımız oldu oyun sonunda ve o sayede kazandık. Güzel bir maç oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yetsin. Akşam turnuva var. Çekmeye çalışacağım. Canlı yayın yapamam muhtemelen. İnternet çok kötü. Çekeceğim ama o turnuvayı. Güzel bir turnuva. İyiler oynuyor yine. 3 dakikalık. Yine parça parça veya tam koyabilirim. 1 saat, 2 saat ne sürecek? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.